Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehirliler tüm illerde ses getirmeye devam ediyor. Nevşehirli isim İstanbul'dan belediye başkanı adayı oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere adım adım yaklaşıyoruz. İllerde belediye başkanlığı için adaylarını bir bir açıklıyor. Bu kapsamda Nevşehir Avanos doğumlu Yüksel Özden, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdiği dilekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını resmen yaptı. Yapılan bu başvuru özellikle Yüksel Özden'in doğup büyüdüğü Avanos ilçesine büyük sevinç ve heyecan yarattı. Özden resmi başvurusunu verdikten hemen sonra seçim çalışmalarına başladı. Yüksel Özden İstanbul'daki Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray derneklerinden de büyük destek görüyor. Başkan Aksoy müjdeyi verdi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine ikinci etap TOKİ konutları inşasına başlandı. Derinkuyu ilçesine ikinci etap TOKİ konutlarının inşasına başlandı. Göreve geldiği günden bu yana ilçe için, ilçe halkı için yenilikler yapan Başkan Bülent Aksoy, Derinkuyulu vatandaşlara müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamasında "Biz yaptık, yine biz yapacağız. Derinkuyumuza ikinci etap TOKİ konutlarının inşası başlamıştır. İlk değil, son da olmayacak. Rabbim bu güzel ilçemize nice güzel eserler bırakmayı bizleri nasip etsin inşallah" ifadelerinde bulundu. Nevşehir'in tanınmış eşraflarından Çağrı, Bahadır, Çağatay ve Savaş Ceylan'ın amcası Duran Ceylan hayatını kaybetti. Şehrin tanınmış isimlerinden Çağrı, Bahadır, Çağatay ve Savaş Ceylan'ın amcası Duran Ceylan geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Duran Ceylan'ın cenazesi öğlen namazını müteakiben Kurşunlu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken kazada bir sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde bulunan kavşakta HÜ yönetimindeki 34NF0557 plakalı otomobille MS idaresindeki 35BIK148 plakalı lüks otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 35BIK148 plakalı otomobil ağaçlara ve kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Lüks otomobil tarlaya girerek durabildi. Kazada sürücü MS yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından MS'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza dün akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üniversite yolu üzerinde bulunan 4 Eylül Kültür Kavşak'ta meydana geldi. AÖ idaresindeki 38NU818 plakalı otomobil ile AA yönetimindeki 58BP290 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ambulans yan yatarken kazada sağlık çalışanları olan AÖ, DÖ ve otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Fatih Sultan Mehmet Mahallesi halkından Duran Ceylan 87 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Kurşunlu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Alacaşar Mahallesi halkından Melek Öztürk 45 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çat Kasabası halkından Neşet Taşpınar 79
39 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Çat Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Acıgül ilçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından Halim eşi Ahmet kızı Ayşe Aytekin hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Acıgül Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyü halkından Şevki kızı Feride Aydın 89 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Ulaşlı köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şubat Perşembe döviz ve altın fiyatları: gram altın alış 2058 lira, gram altın satış 2064 lira, çeyrek altın alış 3356 lira, çeyrek altın satış 3406 lira. Euro alış 32.91, euro satış 33.02, dolar alış 30.62, dolar satış 30.65. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.